Ee, biz masaya oturduğumuzda bu pastayı paylaşacağımız zaman evet. e, herkes bilmeli ki e, Türklerin çok güçlü bir donanması var. Ve belki de birkaç tane de e, görsel de sunmak lazım. Yani e, hani ben bunu şey olarak vermiyorum ama mesela bir ufak çatışmada bizim bir roketimiz gitse bir gemiye vursa mesela e, herkes de görsün. Şimdi Türkiye zaten bu konuda çok e, antrenmanlı daha önce. Fırat Kalkın'da ve Zeytin Dalı'nda artı daha önce işte Diyarbakır'da, Nusaybin'de de şehir savaşları oldu. Bu konuda antrenmanlıyız. Ee, o yüzden benzer bir şehir savaşı olur ve oradakileri muhtemelen ölü ya da sahile geçiririz. Yani değişen bir şey yok. Çünkü çevresi tamamen sarılmış durumda. Yani bir şansları yok. Oradan kaçmak için bir şansları yok. Sadece süre uzar. Ee, o yüzden yeni silahlarımızı denemiş oluruz. Ee, çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Zaten belki de Amerika Birleşik Devletleri bunu gördüğü için oradaki şehirde bulunan YPG'lerin çıkması için bir beş günlük müddet istedi bizden. Çünkü bunu onlar da görüyorlar olacağı. Ve YPK'lileri de bunu söylediler. Yani ister çıkarlar ister çıkmazlar. Sonuçta görünen köy kılavuz istemez.